akrobatik bir avcıdır ve arı sokmasına karşı bağışıklığı vardır. Yuvanın içerisindeki aç yavrular arı yiyen için talep gören bir yiyecek olur. Bir tek kuş bile günde 500 arı yiyebilir. Arı yiyen kuş sürüsü arı kolonisi için büyük bir tehlikedir. Arıların yapabildikleri tek şey sinirlenmek oluyor. Arı yiyenin kalın tüy tabakası onu arı sokmasından koruyor. Bu arada kraliyet katında hareketli bir aktivite var. Bugün eski kraliçe arının son yumurtalarını bıraktığı günden itibaren geçen 16. gün. Yeni bir kraliçe doğuyor. Yüksek bir ses çıkararak kraliçeliğini ilan ediyor. Tahtının başarısı için yeterli değil. Silahları var. Hakları için savaşmak zorunda kalacak. İlk hamlesi doğabilmesi için kraliyet hücresinin duvarını delmek oluyor. Bir başka kraliçe kendisini hücreden kurtarıyor. İlk doğan kraliçe gücü eline geçirebilmek istiyorsa acele etmek zorunda. Rakip meydan okuyor ve sinirli bir ses çıkarıyor. Koloni için savaş başlıyor.
her bir kraliçe rakibinin en hassas yeri olan karnına yakın bir yerden sokmaya çalışıyor. Ama en alışılmadık şekilde savaş berabere bitiyor. Bu beraberliğin dramatik sonuçları var. Koloni riski azaltmak için yeniden bölünmeye karar veriyor. Ayrılan sürü intihar görevi üstleniyor. Çünkü yeni doğan kraliçe bakire ve koloninin mevcudiyetini garanti edemiyor. Ama işçi arıların seçeneği yok. Çünkü kraliçe arıyı ve onun kokusunu takip etmeye programlanmışlar. Kovandan planlanmamış ve aceleyle yapılan uçuş garip tesadüflere yol açabilir. Kaşif arılar için uygun bir ev bulmaktan başka şansları yok. Genç kraliçeleriyle birlikte ideal olmasa da kalabilecekleri bir yer bulmak zorundalar. Üstlerindeki alev almış bir telgraf teli sadece arılar için tehlike oluşturur. Yoldan geçenler küçük bir alarma sebep oluyor. Sürünün savunacakları pek bir şey olmadığı için sadece birkaç küçük saldırı gerçekleştiriyor. İtfaiye yardıma geliyor. Şaşkın arılar yardıma ihtiyaç duyuyor ve itfaiyeciler onlara uzman desteği sağlıyor. Ama iki arıcının inatçı arı kolonisini nasıl kontrol altına alacağı pek belli değil. Bir itfaiyeciden yapması beklendiği gibi hortumlarını arılara tutuyor. Soğuk su arıları bir süreliğine sakinleştiriyor. Başlangıçta kutu içerisinde sallanmaya karşı tolerans gösteriyor gibiler. Ama sonra kraliçe arı isyan etmeye başlıyor. Kraliyet işçilerinin etrafını sarması sayesinde soğuk spreyin etkisinden korunuyor.
Sürü ortalarında kraliçe olmak üzere kutudan ayrılıyor ve nereye gittiklerini bilmedikleri yolculuklarına devam ediyor. Kaşif arılar kovan için uygun bir yer ararken, sürü sıcak kalabilmek ve korunmak için küme oluşturuyor. Eski kraliçenin kolonisinin böyle sorunları yok. İçi boş meyve ağacını bir kovana çevirmek için çabalıyorlar. Hücre üstüne hücre, sıra üstüne sıra dizerek bal peteği oluşturuluyor. Ama bu inşaat malzemesi için yüksek bir bedel ödemek zorundalar. 1 kilogramlık bir bal mumu için 7 kilogramlık en iyi kalite bal enerjisi gerekiyor. Bu inşaat yapma azminin bir sebebi var. Ne kadar çok hücre olursa o kadar çok arı doğar. Gelecekteki bu işçiler sayesinde koloninin...